Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina sıradan müstakim. Sıradan lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim. Veladdallin. Amin. Rabbi şirah li sanri ve yessir li emri ve halul ugdeten min lisani yefkahu kavli Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhakni bis salihin. Salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, bugünkü dersimiz başlıktan da anlaşıldığı üzere tefsirle ilgili diğer terim ve ilimler olacaktır. Kur'an-ı Kerim doğrudan insana hitap eden ilahi bir kitaptır. İnsanın onu doğru bir şekilde anlaması Allah'a karşı bir sorumluluğudur. Genel olarak Kur'an'ın ayetleri açık ve maksadı anlaşılır bir yapıdadır. Ancak bazen bir ayette geçen bir kelime okuyucu için anlam bakımından kapalı yani müphem olabilir. Bu kapalılık bazen bir ayet, bazen bir hadis, bazen de sözlük yardımı ile giderilebilir. İşte ayetlerin başka bir yardımcı ile açıklanabilmesi Müslümanları çeşitli ilmi çalışmalara yönlendirmiştir. Bu gayretler zamanla Ulumul Kur'an adı verilen ilimlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Kur'an ilimlerinin aslını Peygamberimizin Kur'an'ı tebliği ve yaşayışında görmekteyiz. Ondan sonra Kur'an'ı doğru anlama ve açıklama görevini sahabe üstlenmiştir. Onlar vahyin inişi sürecinde yaşadıkları için hangi ayetin hangi olay veya soru üzerine indiğini biliyor, Peygamberimizin ayetlerle ilgili açıklama ve uygulamalarına şahit oluyorlardı. Sahabe de ayetlerin açıklamasını soranlara sebebi nuzul, kelime manaları ve benzeri yönleri açıklayarak cevap vermişlerdir. Bazen de ayeti ayetle, hadisle veya dil ile ilgili deliller getirerek açıklamışlardır. Onlar mushaf çoğaltılırken ayetlerin yanlış okunmasını önlemek üzere özel imla kurallarını özenle korumuşlardır. Kur'an ilimlerinin aslını Peygamberimizin Kur'an'ı tebliği ve yaşayışında görmekteyiz. Ondan sonra Kur'an'ı doğru anlama ve açıklama görevini sahabe üstlenmiştir. Onlar vahyin inişi süresince yaşadıkları için hangi ayetin hangi olay veya soru üzerine indiğini biliyor, Peygamberimizin ayetlerle ilgili açıklama ve uygulamalarına şahit oluyorlardı. Sahabe de ayetlerin açıklamasını soranlara sebebi nuzul, kelime manaları ve benzeri yönleri açıklayarak cevap vermişlerdir. Bazen de ayeti ayetle, hadisle veya dil ile ilgili deliller getirerek açıklamışlardır. Onlar mushaf çoğaltılırken ayetlerin yanlış okunmasını önlemek üzere özel imla kurallarını özenle korumuşlardır.
İslam coğrafyası genişleyince yeni Müslüman olanlar Kur'an okumak ve anlamakta bazı zorluklarla karşılaştılar. Bunun için lügat, rivayetler, İsrailiyat, kıraat, Kur'an'ın faziletleri ve ahkamı gibi konulara dair çalışmalar hız kazandı. Örneğin Hasan el-Basri, Hazreti Peygamber, sahabi ve tabiinden nakledilen tefsire ait rivayetleri bir araya toplamıştı. Hicri 2. asırdan itibaren ise Kur'an ilimleri hakkında eserler yazılmaya başlandı. İbn-i Şihab el-Zuhri'nin Tenzilül Kur'an ve Mukatil bil Süleyman'ın El-Eşbah ve Nazair fil Kur'an-ı Kerim adlı eserleri bunlardandır. Hicri 3. asra gelindiğinde ise Kur'an'ın dil inceliklerini tespit edilmeye başlandı. Bu amaçla Kur'an'ın dil ve içerik üstünlüğü, kıraat, vücuh, nezahir, nesh, mensuh, müşkilatül Kur'an konularında birçok eser yazıldı. Ahkam ayetleri çok geniş ve çeşitli bakış açıları ile yorumlanmaya başlandı. Böylelikle Kur'an ilimlerinin sahası gittikçe genişlemiş oldu. Kur'an üzerinden çalışma yaparken bunlara sebeb-i nüzul, muhkem, müteşabih, huruf-u mukadda'a, kıssalar, yeminler gibi konular da eklendi. Kur'an ilimlerini inceleyen usul kitapları ise Hicri 5. yüzyıldan itibaren yazılmaya başlandı. Örneğin İbnü'l-Cevzi Fünunü'l-Efnan fi Ulumü'l-Kur'an ve Zerkeşi El-Burhan fi Ulumü'l-Kur'an adlı eserlerini yazdılar. Sonuçta Kur'an ilimleri kapsamlı ve zengin bir literatüre sahip oldu. Böylece Kur'an-ı Kerim'i her çağın aktüel bilgileriyle anlama ve yorumlama çalışmaları Kur'an ilimlerini zenginleştirerek günümüze kadar geldi. Kur'an-ı Kerim'i doğru olarak anlamak ve tefsir edebilmek için Ulumul Kur'an içinde yer alan ilim ve kavramları bilmek gereklidir. Bahsettiğimiz ilimlerin ve kavramların sayısı oldukça çoktur. Bunlar içinde en önemli olanlar incelenecektir. Birincisi Mekkilik ve medenilik konusu. Yani Mekke'de mi bir ayet, bir sure indi veya Medine'deyken mi indi? Onun açıklamaları, onun ilmi. Kur'an'ın sureleri Mekki sureler ve Medeni sureler olmak üzere ikiye ayrılır. Hicretten önce Mekke veya dışında inen sureye Mekki, ondan sonra Medine veya dışında nazil olan surelere de Medeni sure denir. Yani burada ölçü hicrettir. Çünkü Mekke'deyken de sağa sola gidilmiştir. Oralarda da ayetler inmiştir. Aynı şekilde Medine'de iken de hicretten sonra da bir yerlere cihad için, seriyeler için falan gidilmiştir ve bu mevkilerde de bazı ayetler inmiştir. Mesela Bakara suresi 10 yıl boyunca parçalar halinde Medine'de inmiştir. Yine Bakara ve Ali İmran sureleri hariç başında huruf-u mukadda'a bulunan sureler Mekki'dir. Aynı şekilde içinde secde ayeti ve kella, hayır asla kelimesi bulunan sureler Mekki'dir. Yani Mekki ifadelerde biraz sertlik vardır. Efendim, o yüzden hani kella böyle hayır itirazi anlamda ifadeler kullanılmıştır müşriklere karşı.
Bazı istisnaları hariç içinde geçmiş ümmetlerin kıssaları ve Ya Eyyühennas hitabı bulunan sureler de Mekki'dir. Mekki surelerde sıkça Allah'a iman, tevhidin ispatı, her türlü şirkle mücadele, Allah'ın azameti, onun itaatının gerekliliği ve kıyamet gününe iman gibi konular yer alır. Yine Mekki surelerde doğruluk, güçsüzü ve zayıfı korumak, iyilik, akraba ziyareti, anne babaya iyi muamele, komşu hakları, dilin ve kalbin korunması gibi ahlak ilkeleri, zulüm, adam öldürme ve zinanın çirkinlikleri gibi konular işlenir. Kur'an'ın 114 suresinin yaklaşık 4'te 3'ü Mekki sureler oluşturur. Mekki ayet ve sureler kısa, ifadeleri veciz ve vurguludur. Hani kella misalinde olduğu gibi. Müşriklerin şiddetli tepkisiyle karşılaşan müminlere sabır ve direnç göstermeleri tavsiye edilmiştir. Bunlardan ikinci madde esbab-ı nüzuldür. Esbab-ı nüzul, terkibi, ayetlerin iniş sebepleri anlamına gelir. Esbab, sebeplerin cemidir. Nüzul de nazil olmak, inmek anlamına geliyor. Esbab, sebepler demek. Terim olarak Peygamberimiz zamanında meydana gelen ve bir veya birkaç ayetin yahut bir surenin inmesine sebep olan olay, durum ya da Resulullah'a sorulan soru demektir. Kur'an-ı Kerim'in büyük bölümü herhangi bir soru veya neden olmaksızın bir kısmı ise bazı sebeplere bağlı olarak inmiştir. Bu sorular çoğunlukla eshaba ait olup öğrenme maksadıyla sorulan sorulardı. Ehli kitabın soruları ise peygamberimizi güç duruma düşürme veya İslam'la alay gibi gerekçelere dayanıyordu. Bir olay veya soru sebebiyle inen ayetler bazen muhataplarını eğitmek amacı taşımıştır. Mesela Hazreti Peygamber'e kıyametin ne zaman kopacağı hem samimi bir niyetle vaktini merak edenler ve hem de onu kendilerine göre sınamak isteyenler tarafından sorulmuştur. Allah da Celle Celaluhu, onun bilgisi Allah'a aittir. Ne bilirsin, belki de zamanı yakındır. Ayetiyle her iki gruba cevap vermiştir. Buna göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de olsa Allah bildirmedikçe kıyametin vaktini kimse bilemez. Fakat kişi küçük kıyameti sayılan ömrünün hesabı katmalı, ölümünü hesaba katmalı, kıyameti uzakta görmemeli ve sonsuz hayatı için hazırlıklı olmalıdır. Kişisel sorular ve sorunlara cevap olarak inen ayetler genel manalı olup sadece soranı değil herkesi muhatap alır. Bu durum, sebebin özel olması, hükmün genel olmasına engel değildir kuralıyla ifade edilir. Mesela sahabeden ağır hasta olan Cabir radıyallahu anh, öleceğini tahmin ederek malını ne yapması gerektiğini Peygamberimize sormuştur. Bu soru üzerine miras hakkındaki Nisa suresinin 11 ve 12. ayetleri nazil olmuştur. Bu ayetler, miras bırakılan malların kimlere hangi oranda paylaştırılması gerektiği konusunda evrensel hükümler içermektedir. Üçüncü olarak nasıh ve mensuh
Değil mi? Yazarken hı ile nasih ve mensuh konusu vardır. Nesh bir ayetin hükmünün daha sonra gelen bir ayetle kaldırılmasıdır. Hükmü kaldırılan ayete mensuh, hükmü kaldıran ayete nasih, bu olaya da nesh denir. Kur'an'da nesihten bahseden ayetlerden birisi şöyledir. Yani Bakara suresinde var ya, Estağfirullah. Mâ nenseh min âyetin. Değil mi? Biz bir ayeti neshedersek diyor. Nü'ti bi hayrin minha ev misliha. Ya o ayetin daha hayırlısını, daha yani size yararlısını getiririz veya ona benzerini getiririz diyor. Ondan sonra Elem te'alem ennallâhe alâ külli şeyin kadîr. Bilmez misin ki Allah her şeye kadirdir. Bu da bizim böyle ezbere bildiğimiz ayetlerden. Sadece emir ve yasaklarda söz konusu olan nesih, bir hükmün yürürlükten kaldırılıp yerine başka bir hükmün konulmasıdır. Nesh, Hz. Peygamber'in Risalet dönemiyle sınırlıdır. Nesh, itikat, ahlak ve kıssalarda söz konusu değildir. Kur'an-ı Kerim, insan ve toplumu eğitmek ve geliştirmek için indirildiği toplumun doğrularını onaylamış, yanlışlarını yeni hükümlerle tedricen kaldırmıştır. Nesih bir başka şekilde önceki dinlerin hükmünün Kur'an-ı Kerim tarafından kaldırılmasıdır. Nesh asla Allah'ın bir şeyi önceden bilmeyip anladıktan sonra önceki hükmü değiştirmesi olarak değerlendirilemez. Buna beda denir. Allah için bu söz konusu olamaz. Yüce Allah Celle Celaluhu nesih yoluyla toplumun şartlarına uygun hükümler koyarak ahlaki gelişme zemini sunar. Nesh ayrıca insanların hükümlere alışmalarını sağlayan bir kolaylıktır. Başka bir deyişle ilahi tedrici bir eğitimdir. Yani günümüz tabiriyle pedagojik bir uygulamadır. Nesh'e sarhoşluk veren içkinin kaldırılması örneğini verebiliriz. Resulullah'ın nübüvvet görevinin başladığı sıralarda sarhoşluk veren içki tüketimi oldukça yaygındı. Kur'an-ı Kerim bu kötü alışkanlığı bir anda kesin bir emirle kaldırmamıştır. Bunun yerine insanları eğiterek onu aşamalı şekilde kaldırmayı tercih etmiştir. Allah Celle Celaluhu ilk olarak hurma ve üzümlerden hem içki hem de güzel rızık elde edildiğini, bunda da düşünen bir toplum için ibret olduğunu beyan etmiştir. İkinci adımda alkollü içkinin bazı faydalarının yanında günahının büyük olduğunu vurgulamıştır. Bu uyarı İçki içen Müslümanların zihnine içkinin günahının büyük olduğu fikrini yerleştirmiştir. Bir sonraki aşamada sarhoş haldeyken namaz kılmak yasaklanmıştır. Bunun gereği olarak alkol kullanan Müslümanlar namazların öncesinde içki içmeyi bırakmış ve böylece içki içmenin vakti daraltılmıştır. Son adımda ise şu ayetle bu alışkanlık kesin bir şekilde yasaklanmıştır. Ey iman edenler! İçki ve benzeri şeyler, kumar, dikili taşlar, putlar, heykeller ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Estağfirullah. İnnemel hamru hamr, yani hamr lügaten örten anlamına geliyor. Yani aklı örten müskirat, sarhoşluk veren şeyler. Meysir kolay kazanç, kumarda kolay kazanç. Kumar tabi Farsça.
Meysir de kolay kazanç anlamına geliyor. Hani glücksspiel, kumar falan bunlar. Kartenspiel. Bunlar da kazanılan para veya belirli maddi şeyler nedir? Haram kılınmıştır. Dikili taşlar, değil mi? Heykeller, putlar, heykeller. Efendim böyle ensab, hani nasp edilmiş, dikilmiş. Dikilmiş, dikili taşlar diyor ama yani dikili bir heykel olarak, anıt olarak dikilen her şey buna dahildir. Fal okları, eskiden böyle kura çekerken fal okları atılırdı. Tabi siyerden hatırlarsanız Abdülmuttalip ne yapmıştır? Develerle oğlu Abdullah arasında fal oklarıyla kura çekmiştir. Ve 100 deveye çıkana kadar hep tüm fal okları oğlunu göstermiştir kurban etmesi için. İşte bunlar böyle bu ayetten sonra bunlar diyor. Ayetin inişinden sonra kesin olarak şeytanın işidir diyor. Bunlardan sakının diye emrediyor Hazreti Allah. Yani kesin emir olduğu için bundan kaçınmak lazımdır. Kaçınmayan büyük günaha girer. Evet, bu ayeti bu kadar açıkladıktan sonra devam ediyoruz. Bu ayetlerin indirilmesiyle Müslümanlar içki içmeyi tamamen bırakmış ve ellerinde kalan içkileri dökerek imha etmişlerdir. Örneklerden de anlaşıldığı üzere Kur'an-ı Kerim'in tefsiri yapılırken veya ondan hüküm çıkarılırken nesih dikkate almak gerekmektedir. Böylece Kur'an hükümlerinin netleşmesi sağlanmakta ve insanlar için faydalı sonuçlar çıkarılabilmektedir. Evet, muhterem hocalarım, değerli dinleyenlerim. Dördüncü madde. Ayrıca madde başlıklarını soldaki kısımdan takip edebilirsiniz. Videonun görüntünün altında başlıklar var. Oradan not alabilirsiniz. Dördüncüsü muhkem ve müteşabih ayet. Muhkem, lugaten yani sözlük anlamı sağlam, sağlam, muhkem. Yani mesela bir kale yaparlardı, bina yaparlardı. Sağlam, buna muhkem denirdi. Müteşabih de iki şeyin birbirine benzemesi demektir. Müteşabih, yani şibih. Üç harflisi, sülasisi şibihtir bunun. Efendim, yani benzemek anlamında. Hatta şübhe, şübhe de aynı şekilde Türkçe'de kullandığımız şübhe de bu kelimeden kaynaklanmaktadır. Yani kesin olmayan, şüpheli anlamına geliyor. Hani şüpheliler var ya, böyle bir şey haram mıdır, helal mıdır? Misal olarak söylüyorum. Bu kelimeden yani kaynaklanıyor. Muhkem ayetler Kur'an-ı Kerim'in maksadı kolaylıkla anlaşılan ayetlerdir. Müteşabih ayetler ise manaları bilinemeyen, anlamlarında kapalılık bulunan ya da birden çok mana ihtimali olup bu manalardan birisini tercihte zorluk olan ayetlere denir. Hud suresi 1. ayetinde Kur'an'ın tamamının muhkem olduğu ifade edilmektedir. Bunun anlamı bütün ayetlerin her yönüyle bozulmadan uzak, nazım ve icaz güzelliğine sahip, lafız ve manalarının kendi aralarında tam bir uyum içinde olmalarıdır. Yine Zümer suresi 23. ayette Kur'an'ın tamamının müteşabih olduğu bildirilir. Bunun meali ise ayetlerin belagat, fasahat ve icaz yönleriyle birbirlerinin benzeri olmaları ve birbirlerini tasdik eder nitelikte bulunmalarıdır. Aslında ayetlerin muhkem ve müteşabih olmaları lafızlarının ve manalarının sağlamlığını, kusursuzluğunu ve güzelliğini ifade etmektedir. Âl-i İmran suresinin 7. ayetinde hem muhkem ve hem de müteşabih ayetlere vurgu yapılmaktadır. Bunu
Şimdi ayet olarak başka bir sayfadan okuyorum. Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezî önce şunu ayetin numarasını söyleyeyim. Âl-i İmran suresi ayet-i kerime 7. Yani Kur'an-ı Kerim'de sayfa 50. Bazı nüshalarda 52 olabilir. Bazılarında 50. Yani Âl-i İmran suresinin birinci sayfası. Buyuruyor ki Hazreti Allah, Estağfirullah, Bismillah. Huvellezî enzele aleykel kitabe. O Allah senin üzerine, yani sana kitabı indirdi. İle kitab aleyke, yani aleyke biliyorsunuz Arapçada ala, değil mi? Ala nedir? Bir görev, bir yükümlülük harfidir ala, değil mi? Senin üzerine görev olarak, yani ala bunun için kullanılır. Peki minhu, bu kitaptan vardır minhu. Ayatun, bazı ayetler, öyle ayetler ki muhkematun, muhkem ayetler vardır. Bakın muhkem ayetler, yani sağlam, anlaşılması kolay, muhkem ayetler vardır. Yani lafızları ve maksatları aynıdır. Hunne ummul kitap, işte bu muhkem ayetler kitabın anasıdır, yani kitabın aslıdır. Hem anne anlamına geliyor hem de asıl anlamına geliyor. Kitabın aslı nedir? Bu muhkem ayetlerdir. Daha ne vardır bu kitapta? Bu ayetlerden bazıları da nedir? Ve uharu müteşabihat, diğerleri de müteşabih ayetlerdir. Şefaa'mellezine fi kulubihim zeygun, kalplerinde bozukluk olanlar, kalplerinde yani maksatları, niyetleri kötü olanlar, feyettebiûne mâ teşâbehe min hübtigâ'el fitne ve ibtigâ'e tevili. Onlar böyle kendilerine göre tevil yapıp fitne çıkarırlar, kalbi bozuk olanlar. Ama ve mâ ya'lemu tevilehu illallah. O müteşabih ayetlerin tevili ancak onları Allah Celle Celaluhu bilir. Evet, şimdi muhkem kitaptan devam ediyorum. Muhkem ayetlerde ibadet, helal, haram ve amellere dair bilgiler yer alır. Bu ayetler gördüğümüz, yaşadığımız, hissettiğimiz ve akıl yürütebildiğimiz konularda bilgi verirler. Yani muhkem ayetler bizim aklımıza göre bize bilgi verirler. Yani bunları tevile gerek yok, yani duyulduğu gibi, okunduğu gibi anlaşabilen. Hani namaz kılın, tamam namaz kılın. Yani bunun başka bir tevili yok. Yani bunu işte namaz kılın diyor ama hani dua edin namazın yerine geçer diye bir tevil yapamayız. Onu kalbi bozuk olanlar yapar. Yani muhkem ayeti müteşabih yapmış olur. Bu da işte Cenab-ı Hak ne diyor? Onların kalplerinde diyor bir zeyv, yani bozukluk vardır. Niyetleri kötüdür diyor. Milleti sapıtmak isterler. Fitne çıkarmak isterler. Bunlara dikkat edin anlamında. Müteşabih ayetlerin ne anlama geldiği genel olarak iki kısımda incelenebilir. Birincisi, kıyametin ne zaman kopacağının bilgisi gibi bilinme imkanı olmayan ayetlerdir. Bunların manasını sadece Allahu Teala bilir. İkincisi ise anlamı bilinmeyen kelimeler ve ilk bakışta anlamı tam açık olmayan ayetlerdir. Beşinci olarak Garibul Kur'an ifadesi var. Bu da sözlükte yurdundan uzak kalan kimse, kapalı bir kelime anlamlarına gelir. Terim olarak Garibul Kur'an, yani gayınla Garibul Kur'an, başka dillerden Arapçaya girdiği veya az kullanıldığı için anlamı bilinmeyen kelimeler demektir. Soldaki bilgi kutusunda bu yabancı kelimeler var. Türkçe'ye
yani Türkçe değil, Kur'an-ı Kerim'in lügatine nereden girmiş, ne anlama geliyor, onları orada anlatıyor. Kur'an-ı Kerim Kureyş lehçesinde indirilmiştir. Bu lehçeyle konuşan bir kimse, Kur'an'da yer alan başka bir lehçeye ait kelimeyi anlamayabilir. Araplar gerek ticaret ve gerekse başka vesilelerle zaman zaman temasta bulundukları yabancı toplumlardan bazı kelimeler alıp Arapçaya nakletmişlerdir. Bu kelimeler Kur'an'ın ilk muhataplarının bazıları tarafından bilinmiyordu. Bundan dolayı erken dönemlerde bu tür kelimeleri konu edinen bir ilim dalı olarak Garibul Kur'an ilmi ortaya çıkmaya başlamıştır. Mesela sahabeden Abdullah bin Abbas radıyallahu anh Elhamdülillahi fâtırı semâvâti vel ard ayetindeki fâtır kelimesinin yoktan var eden anlamını bu kelimenin ait olduğu lehçeyle konuşan iki Arap köylüsünün bir kuyu başında yaptıkları tartışma esnasında öğrenmiştir. Birinci ayetteki fâtır kelimesinin kök anlamı yaratmak, yoktan var etmek, bir şeyi yapmada ilk olarak ilk olmak, icat etmektir. Yüce Allah evreni ve evrendeki bütün varlıkları ilk olarak yaratması, her varlığa asli yani fıtri özelliklerini vermesi sebebiyle kendi zatını El-Fatır olarak nitelendirmiştir. Doğal olarak bütün diller yabancı dillerden kelimeler almış ve onları kendi potasında eriterek kelime hazinelerine katmıştır. Arap dili de yabancı dillerden aldığı bazı kelimeleri Arapçalaştırarak kullanmıştır. Kur'an-ı Kerim'de indirildiği dönemin günlük konuşma dilindeki bu gibi bazı garip kelimeler bulunur. Bu garip kelimeleri Garibul Kur'an, Arap şiirindeki farklı kelimelerde ve Kur'an-ı Kerim'deki nahvi zor olan kural dışı kelimelerde görebiliriz. Yani nahvi zor olan demek, hani harekelerken avamilde, nahiv ilminde gayrimunsarif vardı. Gayrimunsarif, cer ve tenvin kabul etmeyen kelimelere gayrimunsarif diyorduk. Mesela Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema salleyte ala İbrahim'e. Hani İbrahim'in değil, hani Muhammed'in olduğu gibi İbrahim'in değil. İbrahim, garip yani İbranice'den gelen bir kelime olduğu için, yani yanlış hatırlamıyorsam İbranice, onun için kesre kabul etmez sonunda. Ne olur? Yani kesre yerine üstün okunur. İbrahim, ala İbrahim'e gibi. Bu bir misaldi tabi. Bu başka misaller de var. Günümüzde garip diye tabir edilen bu kelimelerin manaları tespit edilmiştir. İlk zamanlarda bu bilgiler çoğunlukla şifahi yolla nakledilirken Hicri 2. asırda Garibül Kur'an bilgileri toplanarak kitaplara geçirilmiştir. Bazı kelimelerin anlamının herkes tarafından bilinmemesi, Kur'an'ın ona yüklediği yeni anlam sebebiyle de olabilmektedir. Mesela, Estağfirullah, Hatemallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala ebsarihim gışâveh ve lehum azâbun azîm ayetindeki hateme kelimesinin mühürledi anlamı bilinmesine rağmen ayetteki Allah onların kalplerini mühürledi cümlesinin anlamı birçok kimse tarafından bilinmiyordu. Kelimelerin Kur'an'da nadir kullanılması da o kelimenin anlamının bilinmemesine sebep olmuştur. Örnek olarak Estağfirullah ve hanânen min ledünnâ ve zekâten ve kâne tagiyyâ ayetinde geçen hanânen kelimesi böyledir. O merhamet, ruh inceliği ve kalp yumuşaklığı anlamındadır.
Nitekim Abdullah bin Abbas bile bu kelimelerin anlamını ilk anda bilmediğini söylemiştir. Yani hananen tesbihi var biliyorsunuz. Tesbihte ne diyoruz? Ya Hannan, Ya Mennan, Ya Zelcelali vel İkram. Yani Allah'a yalvarırken yani Hannan, Hanan merhamet ve ruh inceliği, Hannan da bunun mübalağalısı. Yani aşırı derecede, mübalağalı bir derecede merhameti, ruh inceliği ve kalp yumuşaklığı anlamına geliyor. Yabancı dillerden ve lehçelerden Arap diline geçerek Arapçalaşmış kelimelerle ilgili bilgiler erken dönemden itibaren Garibül Kur'an isimli eserlerde toplanmıştır. İmam Şafii rahmetullahi aleyh ve Ebu Bekr İbnül Arabi gibi alimler Kur'an'da yabancı kelime bulunmadığını, garip kelimelerin Arapça olup anlamlarının herkes tarafından bilinmediğini söyler. Buna karşı İbn Hazm ama Zahiriye mezhebinin imamı İbn Hazm ve İbn Atiye gibi birçok alim de Kur'an'da Arapçadan başka dillerden kelimeler bulunduğunu kabul ederler. Müfessirler garip kelimeleri nüzul zamanındaki anlamıyla tespit etmeye önem vermişlerdir. Aksi takdirde Kur'an'ın doğru anlaşılması ve yorumlanması zorlaşırdı. Kur'an'da yer alan garip kelimelerin ne anlama geldiğini tespit etmek için cahiliye dönemindeki Arap şiiri başta olmak üzere o dönemin konuşulan diline başvurabiliriz. Ayrıca Kur'an'da birbirini açıklayan ayetler ile Peygamberimizin açıklamaları da Garibül Kur'an'ı bilme yollarıdır. Kur'an-ı Kerim'i anlamada yardımcı olan bir başka terim de İcazül Kur'an ifadesidir. İcaz sözlükte aciz bırakmak demektir. Yani icaz aciz mastarından ayın cimse if'al babına naklettiğimiz zaman ne yapıyor? Acize, yoncizu, icazen, aciz bırakmak. Terim olarak ise insanların Kur'an'ın benzerini getirmekten aciz kalmasıdır. Mucize kelimesi de değil mi? Yağacağız ismi faili muciz. Yani mucizetün kelimesi de icaz ile aynı kökten olup aciz bırakan yani aciz bırakan şey anlamına gelir. Bu anlamda Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber'in en büyük mucizesidir. Kur'an-ı Kerim Arap lisanının mesel, yemin, kıssa gibi bütün dil özelliklerini kullanmakla birlikte kendisine özgü ifade tarzı çok farklıdır. Bakın yukarıda mesel geçti. Türkçedeki masal yani masal uydurma değildir. Sadece bir olayın misal olarak anlatılmasıdır. Yani bunu da böyle araya sıkıştırmış olayım. Yani misal vermek. Yasin Şerif'te وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا diyor Hazreti Allah. Onlara misal olarak şöyle şöyle anlat. Yani masal deyince biraz şey oluyor sanki uydurma gibi. Kelimenin yani içi boşaltılmış, yanlış mana yüklenmiş. Yani masal uydurma bir şey değildir. Sadece insanların anlaması için bir hadiseyi misal olarak anlatmaktır mesel. Kur'an'ı meydan okumasına rağmen aynı dili kullananlar onun benzerini asla getirememişlerdir. Müşrikler Kur'an'ı kendilerine okuyan Peygamberimizin risaletini kabul etmemişlerdir. Fakat Kur'an'ın verdiği bilgi ve okunuşundaki ses fonetiğinin cazibesine kapılarak gizlice onu dinlemekten de kendilerini alamamışlardır. Kur'an'ın nazil olduğu gün gibi hiç değişmemesi ve yaklaşık 23 yılda parça parça inmesine rağmen ayet ve sureleri arasındaki mükemmel ahenk pek etkileyicidir. Benzerine getirmekten aciz kalanlar onun nurunu söndürmek istemişler ama başaramamışlardır.
Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Değil mi? Halbuki kafirler hoşlanmasalar da Allah nurunu tamamlayacaktır. Kur'an'ın okundukça anlam ve konu içeriğinin zenginleşmesi ve her yönüyle daima taze kalması dikkat çekicidir. Kur'an'da ayet ve surelerin alışılagelen nesir ve nazım şeklinden ayrı, kendisine has bir şekilde dizilişi, okunuşu ve konuyu işleyiş tarzıyla muhataplarını kendine hayran bırakmaktadır. Kur'an, kendisinin ilahi kaynaklı bir kitap olduğuna karşı çıkanlara meydan okuyarak onlardan bir benzerini ortaya koymalarını istemiştir. Bununla ilgili olarak önce İsra suresi 88. ayet. İnsanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine de destek olsalar bile onun benzerini getiremeyeceklerini ilan etmiştir. Müşrikler, Kur'an'ı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem uydurdu şeklinde iddialarını devam ettirince bu defa Hud suresindeki 13. ayette eğer doğru söyleyenler iseniz haydi siz de onun benzeri 10 sure getirin ve Allah'tan başka çağırabileceğiniz kim varsa onları da yardıma çağırın diye meydan okumuştur. Yunus suresi 38. ayette ise güçleri yetiyorsa Kur'an surelerinin benzeri sadece bir sure ortaya koymaları istenmiştir. Elbette buna da güçleri yetmemiştir. En sonunda Bakara suresi 23-24 ayetler kesin hükmü şöyle vermiştir. Eğer kulumuza indirdiğimiz Kur'an hakkında şüphedeyseniz, haydin onun benzeri bir sure getirin ve eğer doğru söyleyenler iseniz Allah'tan başka şahitlerinizi yardıma çağırın. Eğer yapamazsanız ki hiçbir zaman yapamayacaksınız, o halde yakıtı insanlarla taşlılar olan ateşten sakının. O ateş kafirler için hazırlanmıştır. Değil mi? Nasıl da onun ayet-i kerimenin orijinali Estağfirullah in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fe'tu bi suretin efendim in kuntum sadıkın. Tamam, devamını getiremedim. Tarih boyunca bu meydan okumaya bir karşılık verilememiştir. Kur'an, insanın iman, ibadet, ahlak, düşünce ve sosyal hayattaki ihtiyaçlarını karşılama yönünden eşsizdir. Hükümleri çağlar üstüdür. O, ilim, hüküm ve beyan bakımından insan gücünü aşan niteliklerle doludur. Bu meziyetler, Kur'an'ın nazım ve telifi, gaybi haberler vermesi, beşeri ihtiyaçları karşılaması ve bilimsel bazı mucizelere işaret etmesi konularında bariz olarak görülür. Onun nazmı ve dizilişi, telifi öyle üstündür ki, daha güzel olsun diye tek bir harfini bile yerinden oynatmak mümkün değildir. Kur'an'ın gaybi haber vermesine, miladi 614 yılında Sasaniler tarafından kesin bir şekilde mağlup edilen Bizansların çok yakın bir zamanda onlara galip geleceğini bildirmesi ve 7 sene sonra bu galibiyetin gerçekleşmesi örnek verilebilir. Hidayet kitabı olan Kur'an zaman zaman bilimsel konulara da değinmiştir. Mesela dünya, güneş, ay ve bütün gök cisimlerinin birleşik bir gaz kütlesinden koptuğu, arzın yuvarlak olduğu, hava basıncının varlığı gibi bir takım bilgilerden kitapta söz edilmiştir. Yedincisi,
Vücuh ve nezair. Vücuh, yüz. Yani vecih, vecihin cemi, çoğulu vücuh. Vecih, yüz demek, insan yüzü, misal. Cihet, yön anlamına geliyor. O da cihette vecih, değil mi? Vecih mastarından cihet. Değil mi? Vecihe, yecihü, ciheten. Yani neyse, bu sarf ilmi. Yön manalarına gelen vecih kelimesinin çoğuludur diyor vücuh. Kavram olarak vücuh bir kelimenin Kur'an'da farklı anlamda kullanılmasıdır. Her dilde olduğu gibi Türkçe'de de eş sesli kelimeler bulunmaktadır. Örneğin başın ön kısmı, dış taraf, yüz sayısı anlamlarına gelen yüz kelimesi bunlardan biridir. Ayetlerde türevleriyle birlikte 17 ayrı anlamda kullanılan hüda kelimesini vücuha örnek olarak verebiliriz. Hüda kelimesi Kur'an'da açıklama, din, iman, sebat, Hz. Muhammed, irşat ve hidayet etmek anlamlarında kullanılmıştır. Yani hüda şeydeki Bakara suresinin 2. ayetindeki Huden lil müttakîn, oradaki hüdadan bahsediyor. Yani müttakiler için hüdadır. Yani oradaki hüda kelimesi he ile yazılıyor. Farsçadaki huda değil. Huda Allah demek. Allah'ın, yani Türkçede Tanrı dedikleri gibi Farsçada huda diyorlar. Ama bu hü, he harfi. İki gözlü he. Nezair ise nazire kelimesinin çoğuludur. Nazire, hani nazara, yanzurdan geliyor. Baktı. Yani ra'a gördü, nazara baktı. Görmekle bakmak arasında fark var. Nazire sözlükte şekil, tabiat ve sözlerdeki benzerlikler anlamına gelir. Terim olarak bazı ayetlerdeki farklı kelimelerin aynı manayı ifade etmesidir. Mesela cehennem, sakar, hutame, değil mi? Hutame. Hümeze, Lümeze suresindeki veya cehaim kelimeleri eş anlamlı kelimelerdir. Yani eş anlamlı, elfaz-ı mutaradife diyorlar ya. Dilimizdeki çabuk, tez, seri, hızlı kelimeleri de eş anlamlı kelimelerin örnekleridir. Vücuh ve nezairin Kur'an'ın anlaşılmasında çok önemli bir yeri vardır. Mesela bir kimse vücuh çerçevesine giren bir kelimeye her geçtiği yerde aynı manayı vermesi hatalı neticelerin doğmasına sebep olur. Nezair için de durum böyledir. Aynı anlama geldiği halde farklı kelimelerle ifade edilen nezair, Kur'an kelimesinin kendisine örnek verebiliriz. Şöyle ki, kitap, furkan, zikir, rahmet, şifa kelimeleri Kur'an kelimeleriyle eş anlamlıdır. Aynı şekilde hesap günü, din günü, dirilme günü, kavuşma günü, pişmanlık günü kelimeleri de ahiret günüyle eş anlamlı, yani nezair kelimelerdendir. Vücuh ve nezairle ilgili eserler büyük ölçüde mukatilin görüşlerine dayandırılmış. Bu eserlerde önceleri bir sistem gözetilmezken zamanla alfabetik sıralamaya geçilmiştir. Konuya dair eserlerde ele alınan kelime sayısı yanında bu kelimelere atfedilen vücuh sayısında da farklılıklar vardır. Nitekim müfessir Mukatil bin Süleyman 185 kelime tespit ederken Yahya bin Sellem 115, İbnül Cevzi 324, Damegani 531, Hiri 588 kelime tespit etmiştir. Mesela emr kelimesinin Mukatil, Yahya ve Hiri'de 13,
damegani de 17 veçi belirtilmiştir. Hak kelimesinin vücuh sayısı mukatilde 11, damegani de 12, hıri de 29'dur. Ayet ve surelerdeki anlam zenginliği, ayetler açıklamada ifade zenginliği kazandırmaktadır. Bu yüzden de vücuh ve nezair ilmi dikkate alınmadığında ayetlerin manalarını doğru bir şekilde anlamak mümkün olmaz. Bu ayetleri anlamada vücuh ve nezair ilmi dikkate alınmalıdır. Hurufu mukadda'a. Huruf, harf kelimesinin çoğuludur. Mukadda'a ise kesilmiş şey anlamındadır. Hani kata'a. Kata'a'dan geliyor. Kat'i. Yani kat'i kesilmiş mukatta. Hem İngilizce'de de kat var ya, kat kesmek anlamında. Ona benzer bir şey. Terim anlamı ise bazı sure başlarında bulunan ve tek tek okunan harflerdir. Mukatta harflerine heca harfleri de denilir. Mushafta Elif, La, Mim, Ra, Sad, Tasin, Elif, La, Ra, Kaf, Nun harfleri başlarında yer aldıkları ayetin bir parçası olarak kabul edilmiştir. Diğer surelerdeki mukatta harfler ise başlı başına müstakil birer ayettir. Mesela Bakara suresindeki Elif, La, Mim gibi o başlı başına bir ayettir. Yasin o da aynı şekilde başlı başına bir ayettir. Veya Elif, La, Mim, Sad değil mi? Kef, He, Ye, Ayn, Sad. Meryem suresindeki. Huruf-u mukatta 14 harftir ve bu sayı Arap alfabesinin yarısına tekabül etmektedir. Bu harfler Kur'an'da harf sayıları 1 ile 5 arasında değişen 13 ayrı kalıpta kullanılmıştır. Bunların 27'si Mekki ve ikisi Medeni olmak üzere 29 surenin başında yer almıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların manalarını bildiği halde onları açıklamamıştır. Dolayısıyla onları bilmek Müslümanlara bir sorumluluk veya bilmemek Müslümanlara bir sorumluluk getirmez. Bilmemek kelimesi daha uygun. Genellikle ilk dönem müfessirleri huruf-u mukadda'yı mealini yalnızca Allah'ın bildiği müteşabihlerden saymışlardır. Manaları insanlara gizlendiğinden onları kesin bir mana ile yorumlamamışlardır. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh der ki, her kitabın bir sırrı vardır. Allah'ın Kur'an'daki sırrı mukatta harfleridir. Hazreti Ali de her kitabın bir özü vardır. Bu kitabın özü de hurufu mukattadır demiştir. Mukadda harflerin Allah'ın isim ve sıfatlarından bazısına işaret ettiği, başında bulundukları surelerin isimleri olduğu şeklinde görüşler de vardır. Yaygın diğer bir görüş ise bu harfler Kur'an'ın mucize oluşuna dikkat çekmektedir. Yüce Allah, müşrik Araplara konuştukları dilin alfabesinin bazı harflerini kullanarak bunlar sizin kullandığınız ve onlarla kelime ve cümleler oluşturduğunuz harflerdir. Haydi siz de benzer bir kelam oluşturun diyerek meydan okumuştur. Meseller 9. madde meseller tamamı 11 mesellerdeyiz şimdi. Yani misaller, masallar, hikayeler anlamında kıssalar. Kıssalar, meseller. Mesel, insanlar arasında kabul görüp yayılmış, teşbihe dayalı, hikmetli ve kinayeli veciz sözlerdir. Çoğu emsaldir, emsal. Kur'an ilimlerinden emsalül Kur'an, insan ruhunda iz bırakan ve hayranlık uyandıran biçimde özlü olarak
ifade edilen ayetleri inceler. Kur'an'da bu kavram darb-ı mesel tamlamasıyla kullanılmıştır. Eserler manaları somutlaştırmaya yarar. Çünkü o, duyu organlarının yardımı ile zihinde daha iyi yer eder. Ayrıca meselelerde amaç, gizli olanı açığa çıkarmak, görülmeyeni gözler önüne sermektir. Yine akılla kavranabilen soyut kavramların zihinde tutulması kolay değildir. Meseleler bunların hafızada kalıcı hale gelmesine yardımcı olur. Kur'an-ı Kerim bu etkili ifade biçiminde yer vermiştir. Meselelerin büyük çoğunluğunu başta tevhid olmak üzere itikadi konulardadır. Ameli ve ahlaki meselelere de yer verilmiştir. Anlaşılması bakımından meseleler iki gruba ayrılmıştır. Birinci kısım açık meselelerdir. Geçimini ziraattan sağlayan halkın yaşadığı Medine'de inen Bakara suresi 261. ayeti buna örnektir. Ayette helal mallarını ihlasla Allah yolunda harcamak 100 taneli 7 başak bitiren bir tohum ekmeğe benzetilmiştir. Hedef bu amelin 1'e en az 700 kat sevap kazandıracağını muhataplara kolayca anlatmaktır. Bir diğer hedef de insan hayatının kısalığının bir fidenin çiçek açma, meyve verme ve kuruma aşamalarından geçerek rüzgarın önünde savrulan bitkiye benzetilmesidir. İkinci kısım ise gizli meselelerdir. Bunları kavramak derin düşünmeyi gerektirir. Ayet-i kerimede Rabbinin izniyle güzel memleketin bitkisi güzel çıkar. Kötü olan bitkiden ise faydasız bir bitkiden başka bir şey çıkmaz. Ayetindeki güzel toprak mümine, iyi mahsul de onun salih ameline, çorak toprak ise kafire, kıt ve kötü ürün de onun kötü ameline benzetilmiştir. Kur'an'da farklı lafızla geldiği halde halk arasında yaygın meselelerin mealine uyanlar da vardır. Bunun en canlı misalini kim bir kötülük yaparsa onun cezasını görür ayetiyle ne ekersen onu biçersin atasözünün birbirine olan benzerliği oluşturur. Evet, bu terimlerin sonuna yaklaşıyoruz. İki tane daha kaldı. 10 ve 11. Onuncusu kıssalar. Sözlükte kıssa, birinin izini sürerek arkasından gitmek ve bir sözü birine açıklamak demektir. Kıssa sözcüğünün hikaye anlamında olmadığına dikkat etmek gerekir. Kur'an kıssaları, ibret alınmak üzere anlatılan tarihi gerçeklik ve doğruluk niteliği taşıyan olaylardır. Bir terim olarak kıssa, geçmiş kavimlere ait olaylar üzerinde dikkatleri yoğunlaştırarak insanı ders almak üzere derin tefekküre yönelten bir olgudur. Kur'an insanı eğitirken anlatım üslubunu zenginleştiren ve soyut gerçeklerin anlaşılmasını kolaylaştıran kıssaları bir metot olarak çok kullanmıştır. Bütün kıssalarda tema Allah merkezlidir ve bütün peygamberlerin İslam'ı tebliğ ettiğini bildirmektedir. Kıssalar geçmişten ders almak isteyenlere öğüt verirler. Öte yandan onların bir gayesi de Hz. Muhammed'in nübüvvetini ispat etmektir. Çünkü Peygamberimiz bu kıssaları okumadığı, tahsil etmediği halde onları doğru bir tarzda anlatması vahiy yoluyla aldığının bir delilidir. Kıssalar iç ve dış dünyasında buhrana düşen insanlara kurtuluş yollarını göstermeyi ve yeri geldikçe onları teselli etmeyi hedef alır.
Yusuf suresindeki kıssa ile vefa, sadakat, pişmanlık, yardımlaşma, çözüm, siyaset, adalet gibi ahlaki hususlar anlatılır. Bu nedenle kıssalar Peygamberimiz ve müminlere meşakkatlere direnmelerini telkin eder ve onları teselli eder. Müminleri imanda sebat etmeye ve kendilerine güvenmeye yönlendirir. Allah'ın müminlere olan lütuf ve bağışını, müstahak olanlara cezasını canlı tablolar halinde açıklar. Kıssalar tarihi gerçeklerdir. İnsana tarihi olaylar üzerinden dini bilinç kazandırır. Kur'an kıssaların ibretlik, ahlaki ve eğitici yönlerini taze tutar. O kıssayı hangi maksatla zikretmek istiyorsa olayın sadece o kadarını verir. Kıssalar arasında önceki peygamber ve milletlere dair kıssalar daha fazladır. Anlatım tarzı bakımından Kur'an kıssaları, Hz. Yusuf'un rüyası gibi okuyucuyu meraklandıran bir girişle başlamıştır. Önemli sahnelerde temsili anlatım tercih edilmiş olaylar canlı ve hareketli tasvirlerle anlatılmıştır. Mekki surelerin kıssaları sert ve özlü üslupla verilmiştir. Medeni surelerin kıssalarında ise geniş açıklama ve yumuşak ifadeler hakimdir. Kur'an-ı Kerim bazı kıssaları önemlerine binaen tekrar ederek kalplerde yer etmesini amaçlamıştır. Böylece dinin tebliği farklı üsluplarla tekrarlanmış ve Kur'an'ın belagatı ortaya konulmuştur. Ve şimdi sonuncu başlığa geldik. 11. Mecazlar ve deyimler. Mecaz, sözlükte yürüyerek geçmek ve yol kat etmek demektir. Bir terim olarak mecaz, bir sözü, bir karine veya bir alakanın varlığı sebebiyle gerçek anlamı dışında başka bir manada kullanmaktır. Karineden maksat, mecaz anlamı gerektiren delil ve işaretin bulunmasıdır. Alaka ise sözün hakiki mealiyle mecazi anlamı arasında olan irtibattır. Mesela bir ayette onlar hidayete karşılık dalaleti satın aldılar. Evet, ancak onların bu ticareti kazanmamıştır. Fema rabihat ticaretuhum buyuruyor. Burada mecaz vardır. Çünkü onların bu ticareti kazanmamıştır sözü, esasen onlar bu ticaretlerinde kazanmamıştır demektir. Karine ise aklen ticaretin kendi başına kazanmasının imkansız olmasıdır. Bu tür mecaza akli mecaz denir. Başka bir ayette de o münafıklar ölüm korkusundan parmaklarını kulaklarına tıkarlar buyurulur. Bunda da mecaz vardır. Çünkü parmakların bütününün kulağa sokulması mümkün değildir. Parmak uçları kulaklarına tıkarlar demektir. Bu ifade zikrul kül ve iradetül cüz, yani bütünü söyleyip bir parçayı kastetme adı verilen tarz vardır. Yani mecazın adı neymiş? Zikrül kül, iradetül cüz. Yani parmağın tamamını kastediyor ayet-i kerime. Değil mi? Esabiahum diyor. Yani esabiye nedir? Parmaklar demek. Esabiye. Parmağı kastediyor ama parmağın ucunu ve parmağı tamamını zikrediyor. Esabiahum fi evanihim ama parmağın ucunu kastediyor. Yani buna mecaz deniyor. Yani burada söylendiği gibi anlaşılmaz. Mecaz olarak parmağın ucu anlaşılır. Onu anlatmaya çalışıyor. Cüzün zikredilip bütün kastedilmesi şeklinde de mecaz vardır. Bir başka örnekte Beled suresi 13. ayette geçen Fekku rakabe terkibidir. Fekku rakabe. Ayet-i kerime. Hani şeyde hani felak tehamel akabe estağfirullah. Ve ma edrake mel akabe fekku rakabe. Fekku rakabe buradaki kölenin boynunun azat edilmesi deyimi kölenin şahsının azat edilmesi demektir. Burada cüz zikredilip bütün kastedilmiştir.
Bu çeşit mecazlara da lugavi mecaz denir. Kur'an ayetlerindeki deyimlerde ayrıcalıklı bir anlatım tarzıdır. Bunların Türkçedeki karşılıklarının bulunmasına dikkatli olmak gerekir. Mesela وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ayetindeki ضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ tabirinin üzerlerine alçaklık ve yoksulluk damgası vuruldu şeklinde lafzen tercüme edilmesi çok defa maksadı vermez. Oysa deyim olarak zillete ve fakr-ı zarurete düçar olmak veya zillet ve hakarete maruz kalmak şeklinde ifade edilmesi demektir. Bu durum kadim tefsirlerde gayet net bir biçimde izah edilmiştir. Mütercim, çeviri yaparken Arapça ve Türkçenin bütün inceliklerine nüfuz edebilmelidir. Bu çerçevede her iki dilde kullanılan mecazi ifadelere ve deyimlere, atasözlerine ve terimlere tam anlamıyla vakıf olmalı, söz konusu ifadelerin kesiştiği ve ayrıştığı noktaları bilmelidir. Mesela, hemmâletel hatab, odun hamalı diye tercüme edilmesi maksadı anlatmaz. Fakat bir deyim olarak düşünülüp de iğrenç söylentilerin taşıyıcısı kadın. Tebbet suresindeki Ümmü Cemile vardı ya, Ebu Leheb'in zevcesi. Hammalatel Hatap, yani odun hamalı değil de kötü sözleri taşıyan, yani dedikodu taşıyan, söz taşıyan, kovuculuk yapan, böyle anlaşılması ve aktarılması mealini karşılar. Böylece ikinci ünitenin üçüncü başlığını da alt başlıklarla beraber bitirmiş olduk. Sabırla dinlediğiniz için Allah razı olsun. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin.